Video ile birlikte vektör alanı üzerine konuşmaya başlıyoruz. Vektör alanı diyelim. Oldukça önemli bir konsept olacak vektör alanı. Ve hemen ne ile ilgili olduğunu söylemeye çalışarak işe başlayalım. Vektör alanı nasıl düşüneceğiz? Aslına bakarsanız bir çeşit fonksiyon olarak düşüneceğiz. Bir çeşit fonksiyondur. Başka bir şey değil. Böyle görmemiz gerekiyor. Daha önce farklı fonksiyon çeşitlerinin tiplerini gördük ve malzeme olarak kullandık. Öyle değil mi? Nasıl fonksiyonlar gördük? Mesela f(x) eşittir y şeklinde tek değişkenli bir fonksiyon gördük. Ve bunun tanım ve değer kümesini şöyle yazabiliyorduk değil mi? Reel sayılardan reel sayılara. Yani reel sayı bir girdiye karşılık reel sayı bir çıktı aldığımız ifadelerdi. Bunları x, y, iki boyutlu koordinat sisteminde gösterebiliyorduk. Görsel temsilde yapabiliyorduk bu fonksiyonların. Başka nasıl fonksiyonlar gördük? Mesela iki değişkenli fonksiyonlar gördük. İki tane reel sayı girdisine karşılık bir reel sayı çıktısı aldığımız tipteki fonksiyonlardı bunlarda. Bunları da malzeme olarak kullandık. Bunu da şöyle gösterebiliriz. İki tane reel sayı girdisine karşılık bir reel sayı çıktısı aldığımız fonksiyonlardı. Bunları da 3 boyutlu koordinat sisteminde gösterebiliyorduk. Mesela 3 değişkenli fonksiyonları malzeme olarak kullandık. Bunu da şu şekilde gösterebiliyorduk. Ne diyelim? Mesela 3 tane reel sayı girdisine karşılık değil mi? Böyle x, y, z. Bir tane reel sayı çıktısı aldığımız w gibi fonksiyonlardı. Bunları koordinat sisteme gösteremiyorduk değil mi? 4 boyutlu koordinat sistemi olmadığına göre. Başka ne tipte fonksiyonlar gördük? Mesela vektör değerli fonksiyonları görmüştük hatırlarsanız. CT bu böyle ok işaretiyle gösteriyorduk. Bunlar da nasıl fonksiyonlardı? Bir tane yine reel sayı girdisine karşılık bir vektör çıktısı aldığımız fonksiyonlar değil mi? Mesela xt, yt olarak bileşenlerini gösterebileceğimiz bir vektör çıktısı alıyorduk. Ve bunu da şöyle gösterebiliyorduk tanım ve değer kümesine. Mesela yine ok işareti, böyle ok işareti koyduğum zaman çıktının bir vektör olduğunu ifade ediyor değil mi? Ve bir reel sayı girdisine karşılık değil mi? Çıktı olarak iki tane reel sayı çıktısı alıyoruz. Ancak bunlar da bir vektörün bileşenlerini temsil ediyor gördüğümüz gibi. Dolayısıyla bir reel sayı girdisine karşılık bir vektör çıktısı aldığımız fonksiyonlardı. Şimdi başka tipte bir malzeme daha kullanacağız. Yani başka tipte bir fonksiyondan bahsediyor olacağız. Onu da şöyle gösterebiliriz. Mesela bir yine vektör çıktısı aldığım bir fonksiyon hayal edelim. Ve bu fonksiyon için iki tane mesela reel sayı girdisi kullanayım. Ve çıktı olarak da iki tane reel sayı alayım ki onlar da bir vektörün bileşenlerini ifade etsin. Yani çıktı olarak bir vektör alayım. İki reel sayı girdisine karşılık çıktı olarak vektör aldım. Fonksiyonlar. Böyle fonksiyonlar da düşünebilirim değil mi? Bunda hiçbir sakınca gözükmüyor. Yani burada vektör değerli fonksiyonu nasıl bir tane reel sayı girdisi kullanıyorsam iki tane kullandığımı düşünebilirim. Ve bir vektör çıktısı aldığımı düşünebilirim. O halde böyle bir fonksiyon nasıl bir şey olabilir? Bunu birazcık düşünmeye çalışalım. Şöyle gösterebiliriz bunu. Mesela x ve y gibi iki tane reel sayı girdisi kullanıyorum. Ve çıktı olarak ise bir vektör alıyorum. Ve belki bunlar da yine bileşenleri x ve y'nin fonksiyonları olarak yazılabilir değil mi? f1xy ve f2xy diye yazayım bunları da böyle. Dolayısıyla bakın şu şekilde tanım ve değer kümesini gösterebileceğim öyle bir fonksiyon düşünebilirim ki. Bir makina gibi düşünün hatta. X ve y yani iki tane sayı attığım zaman bu makineye karşı taraftan bir vektör alıyorum. Dolayısıyla bir vektör çıktısı alıyorum. Dolayısıyla her xy girdisine karşılık, her xy ikilisine karşılık bir vektör elde ettiğim fonksiyonlardır. Böyle düşünebiliriz. Hatta bu tipte bir fonksiyon hayal edersem bu fonksiyonu görsel olarak da nasıl gösterebilirim? Bunu da gösterebilirim değil mi yaklaşık olarak da olsa. Şöyle bir xy düzleminde basitçe gösterebilirim aslında. Ne diyelim? Y ve x diyelim. Bu düzlemde, xy düzleminde her xy girdisine karşılık, yani her xy girdisi de bu düzlemde bir noktayı ifade edecektir değil mi? Mesela şöyle bir xy ikilisine karşılık nedir? Bir vektör elde ettiğim fonksiyonlardır. Ve başlangıç noktasında bu noktada olmak üzere çizersek eğer böyle bir vektör elde edeceğiz mesela diyorum. Dolayısıyla bu düzlemde her girdi ikilisini temsil eden noktaya karşılık aslına bakarsanız bir vektör elde ettiğimiz ifadelerdir. Ve görsel temsillerinde böyle yazabiliriz. Böyle çizebiliriz. Yani her noktaya karşılık
belli bir tipte vektör elde ettiğimiz ifadelerdir diyebiliriz. Ve işte bunlara da ne diyeceğiz? Bu tipte fonksiyonlara da vektör alanı diyeceğiz. Bu kadar basit aslına bakarsanız. Ve tabii ki buradaki durumu şu şekilde de genelleştirebiliriz. Yani bunu şöyle diyelim. Mesela 3 tane reel sayı girdisi kullanıp yine bir 3 bileşenli bir vektör elde ettiğim çıktı olarak bir fonksiyon da düşünebilirim. Onu da mesela şöyle hayal edebilirim. Fx virgül y virgül z gibi düşünebiliriz. 3 tane girdiye karşı bu sefer 3 bileşeni olan bir vektör elde ediyor olabilirim. Bu bileşenleri de x, y, z'nin fonksiyonları şeklinde belki bana verilebilir, değil mi? Dolayısıyla ne diyeceğiz bunda mesela gösterirken böyle bir ifadeyi de? Bu sefer 3 boyutlu koordinat sisteminde belki de, değil mi? 3 boyutlu koordinat sisteminde z, işte y ve x dersek buralara her bir nokta için yine bir vektör buluyor olacağım, değil mi? Yani uzayda bu sefer her bir nokta için belki bir vektör elde ettiğim ifadelerdir diyeceğiz. Yani bu da bir vektör alanını ifade ediyor olacak. Bu sefer uzayda, değil mi? Buradaki gibi düzlemde değil. Aynı şekilde bunu genelleştirebilirsiniz aslında. 4 tane girdiye karşılık 4 tane bileşeni olan bir vektör olduğunu hayal edebilirsiniz. 5, 5'e 5 olabilir, 6'ya 6. Ve dolayısıyla bunu genelleştirirsek buradaki ifadeyi bir vektör alanını, yani ismini vektör alanı olarak koyuyorum bu fonksiyonu sadece. Bu vektör alanı şöyle de gösterebiliriz, değil mi? R'den RN'ye tanımlı. Yani N tane mesela girdiye karşılık N bileşeni olan bir vektör elde ettiğim tipteki fonksiyonlardır. Vektör alanları. Vektör alanı olarak bunu söyleyebiliriz. Bunu böyle düşünebiliriz. Yani her noktaya karşılık bir vektör çıktısı aldığım, değil mi? Uzayda ya da işte uzayda ya da düzlemde ya da neredeyse, değil mi? Tipteki fonksiyonlara vektör alanı diyeceğiz. Bu da bir çeşit fonksiyon olarak göreceğiz. Daha şimdi anlattığımız gibi. Bunun spesifik olarak tabii ki çok önemli tipte bir malzeme olacak. Çok önemli tipte bir fonksiyon çeşidi olacak. Nedeni de şu. Birçok mesela ne diyelim fiziksel fenomeninde modellemekte kullanılan şeydir. İşte elektrik alanı, işte elektromanyetik alan, çekim alanı. Bunların hepsini vektör alanı olarak düşünerek ne yaparız ifade ederiz, üzerinde çalışırız diyeceğiz. Dolayısıyla kullanım alanı olarak da bize belirli düşünce kapıları açan önemli bir konsept diyebiliriz vektör alanı için. Bu tipteki fonksiyonlar için. Böyle ifade ettikten sonra şimdi daha birazcık spesifik olarak bu vektör alanının nasıl gözüktüğünü anlamaya çalışalım. Yani bir tane örnek yapalım. Bir tane vektör alanı çizmeye çalışalım. Mesela ne diyelim? Şöyle bir fonksiyon olsa fx virgül y eşittir mesela basit olarak x virgül y böyle bir fonksiyon düşünsek. Bu nasıl, neyi ifade edecektir bizim için? X ve Y girdilerine karşılık, değil mi? Bir vektör elde ettiğim, bileşenleri X ve Y olan bir vektör elde ettiğim tipte bir fonksiyon. Çizmeye çalışalım. Çizmeden önce ilk önce bir değerler verelim isterseniz. Mesela ne diyeceğiz? Mesela birebir girdi ikilisi için, değil mi? Birebir girdi ikilisi için birebir vektörünü elde ediyor olacağız. Ve belki de ne diyelim? 1'e 0 girdi ikilisi için. Ne yapacağım? 1'e 0 vektörünü elde ediyor olacağım. Yine 0'a 1 girdi ikilisi için ne elde ediyor olacağım? 0'a 1 vektörünü elde ediyor olacağım. İşte ne diyelim? Eksi 1'e belki 0 girdi ikilisi için eksi 1'e 0 vektörünü elde ediyor olacağım. Ne diyelim mesela? Eksi 1'e eksi 1 girdi ikilisi için eksi 1'e eksi 1 vektörünü elde ediyor olacağım. Ne diyelim başka? 0'a 0 girdi ikilisi için neyi elde ediyor olacağım? 0 vektörünü, 0'a 0 vektörünü elde ediyor olacağım. Gibi gibi, değil mi? Birkaç tane nokta. Bunları şimdi koordinat sisteminde göstermeye çalışırsam eğer bu vektör alanı nasıl gözükecektir, değil mi? Bu fonksiyon nasıl gözükecektir ya da bunu göstermeye çalışırsak nasıl göstereceğiz? Mesela ne diyelim? 1'e 1 noktası için. Şurası 1'e 1 noktasıysa eğer, şöyle gösterelim. Bu nokta için, 1'e 1 noktası için 1'e 1 vektörünü elde ediyormuşum, değil mi? Yani 1'e 1 vektör de nedir? Başlangıç noktasını yine bu 1'e 1 noktasında çizeceğiz. 1'e 1 vektörü bir birim y yönünde, bir birim de x yönünde gidersem eğer,
Bitiş noktası da başlangıç noktasında eğer ki birebir noktası olarak alırsam bitiş noktası da şurada olan bir vektör olacaktır. Dolayısıyla bu nokta için baktığım zaman fonksiyonumun ifade ettiği şey bu vektör olacaktır, değil mi? Mesela 1'e 0 için nasıl bir vektör olacağız? 1'e 0 noktası da şurasıdır mesela. Yani burasına 1 dersek ya. 1'e 0 noktası için 1'e 0 vektörünü elde ediyormuşuz. Dolayısıyla bir birim sadece x yönünde bileşeni olan şöyle bir vektör elde ediyoruz. 0'a 1 noktası için, yani mesela şöyle bir nokta için nasıl bir vektör elde ediyormuşuz? 0'a 1 noktası için 0'a 1 vektörünü sadece y bileşeni olan, değil mi? Şöyle bir vektör elde ediyormuşuz mesela. Neymiş? Eksi 1'e 0 için. Eksi 1'e 0 noktası da mesela şöyle bir noktaysa eğer, bunun için eksi 1'e 0 vektörünü elde ediyoruz. Yani onu da yine bir birim negatif x yönünde giden böyle bir vektör elde ediyoruz. Eksi 1'e eksi 1 noktası için mesela. Eksi 1'e eksi 1 noktası da mesela şurasıysa eğer, değil mi? Şöyle bir noktaysa eksi 1'e eksi 1 vektörünü elde ediyoruz. Yani şöyle bir vektör elde ediyor olacağız bu sefer de. 0'a 0 noktası için şurayı elde ediyor olacağız. Ve belki bir iki tane daha yazalım. Mesela 2'ye 2 için 2'ye 2 vektörünü elde ediyor olacağız, değil mi? O da 2'ye 2 de mesela şöyle bir noktaysa eğer, değil mi? 2 birim, 2 birim. Bu nokta içinde düşünürsek eğer 2'ye 2 vektörünü elde ediyor olacağız. Yani 2 birim y yönünde, 2 birim de x yönünde ilerlediğim zaman bitiş noktası da belki şuralarda olan bir vektör elde ediyor olacağız, değil mi? Çizersek de belki şöyle gözükecek. Dolayısıyla bunu nasıl bir şey olduğunu aslına bakarsanız anlayabiliyoruz, değil mi? Her nokta için, yani düzlemde her nokta için bir vektör elde ediyorum. Fonksiyonu bana bir vektör çıktısı veriyor. Ve belli ki bu tipteki bir fonksiyon için f(x, y) yani vektör eşittir x, xy bileşenlerine sahip bir vektör çıktısı veriyorsa bana, bu ne olacak? Böyle orijinden uzaklaştıkça büyüyen vektörler elde edeceğim, değil mi? Mesela 3'e 3 noktası için daha büyük bir vektör elde edeceğim. 4'e 4 noktası için daha büyük bir vektör elde edeceğim. Ve de sanki orijinden böyle dışarı doğru yayılıyormuş gibi gidecek, değil mi? Ve uzaklaştıkça vektörüm de büyüyecek. Dolayısıyla bunu artık kabaca böyle doldurursak eğer, buradaki şekli diyelim, kabaca dolduralım. Böyle şöyle mesela vektörler elde edeceğim her yerde, değil mi? Şurada da şöyle çizelim. Böyle çizelim. Mesela uzaklaştıkça ne olacak? Büyüyecek vektörler. Böyle olacak belki, değil mi? Belki burada şöyle olacak. İşte belki şurada ne bileyim şöyle bir vektör olacak. Burada uzaklaştıkça boyu büyüyecek, değil mi? Yine aynı şekilde bu tarafta da böyle olacak. Uzaklaştıkça boyu büyüyecek. Ve de ne olacak her zaman? Ne diyelim, orijinden böyle uzaklaşıyormuş gibi, değil mi? Böyle yayılan tipte bir vektör alanı olacak bu. Nasıl bir şey olduğunu anladım. Yani birkaç tane böyle gördüğünüz gibi nokta tayin ettik ve buradaki vektörlere baktık. Yaklaşık olarak diyorum. Tabii şu anda geri kalan kısmı böyle böyle tesadüfi olarak sadece dolduruyorum. Nasıl bir şey olduğunu kabaca, böyle çok çok kabaca göstermek için. Böyle doldurabiliriz bunları böyle. Yaklaşık olarak böyle böyle gözüken bir vektör alanı elde etmiş olacağız. Tabi buradaki her şeyin de ucunda ok olduğunu, vektör olduğunu düşünelim. Çünkü bütün çıktılarımız, değil mi, vektör olacak. Böyle düşünebiliriz. İşte görünümü böyle olan bir vektör alanı elde etmiş oluyorum bakın. Böyle bir fonksiyonu düşündüğüm zaman. Böyle bir fonksiyonu düşündüğüm zaman işte. Böyle bir görünüme, evet, kavuşuyor. Vektör elde ettiğim vektörlerin hepsini çizdiğim zaman düzlemde. Tabii ki hepsini çizemiyorum da, yani böyle mümkün olduğunca çok çizdiğinizi düşünürseniz böyle bir görünüme kavuşacaktır. İşte buna mesela fx virgül y böyle bir vektör alanını ifade eder. Eğer ki bileşenleri x virgül y şeklinde ifade ediliyorsa, gördüğünüz gibi. Enteresan aslında, değil mi? Yani bir alanı, vektörlerle dolu bir alanı göstermiş, ifade eden bir matematiksel malzeme kullanmış oluyoruz. Vektör alanları ile birlikte. Bir tane daha mesela çizmeye çalışalım. Biraz ne diyelim, el alışkanlığımız olsun ya da nasıl bir şey olduğunu görmeye çalışalım bu vektör alanlarının. Mesela gx virgül y şeklinde bir vektör alanımız varsa ve belki de bunun da bileşenleri bu sefer eksi y'ye x olarak ifade ediliyor olsun. Yine birkaç tane nokta verelim. Değer verelim. Mesela g
ne diyelim birebir için ne olacaktır? Eksi 1'e 1 vektörünü bulacağım. Mesela G ne diyelim 0'a 1 için neyi bulacağım? Eksi 1'e 0 vektörünü buluyor olacağım. G ne diyelim 1'e 0 girdi ikilisi için 0'a 1 vektörünü buluyor olacağım. Mesela G ne diyelim 1'e eksi 1'e ne diyelim eksi 1'e 0 noktası için ne buluyor olacağım? Yine 0'a eksi 1 vektörünü buluyor olacağım. Öyle değil mi? Mesela G 0'a eksi 1 noktası için ne buluyor olacağım? Bu sefer eksi y ne olacak? 1 değil mi? 1'in negatifini alıyorum. Eksi y ilk bileşen olduğu için 1'e 0 vektörünü buluyor olacağım. İşte ne diyelim? Mesela g 1'e 2 noktası için diyelim. 1'e 2 noktası için eksi 2'ye 1 vektörünü buluyor olacağım. İşte g ne diyelim? 2'ye 2 için eksi 2'ye 2 vektörünü buluyor olacağım gibi değil mi? Bunu birazcık hayal etmeye çalışırsak nasıl bir şey oluyormuş? Şöyle hızlıca göstermeye çalışalım. Nasıl bir vektör alanını ifade ediyor bu fonksiyon? Mesela ne diyelim? 1'e 1 noktası için dedik. 1'e 1 noktası için, şu nokta için nasıl bir vektör buluyoruz? Eksi 1'e 1 vektörünü buluyoruz. Yani x yönünde bir birim, negatif x yönünde bir birim gittiğim şu yönde gideceğim. Ve pozitif y yönde de bir birim gittiğim şu bitiş noktası bu olan bir vektör buluyorum değil mi? Belki de işte şöyle bir vektör buluyormuşuz. Sıfıra bir noktası için yani şu nokta için değil mi? Sıfıra bir noktası böyle bir noktadır. Nasıl bir vektör buluyorum? Eksi 1'e 0 vektörünü buluyorum. Yani x bileşeni olan sadece negatif yönde bir birimlik x bileşeni olan şöyle bir vektör buluyorum. 1'e 0 noktası için yani 1'e 0 noktası da şu noktadır. Bu nokta için 0'a 1 vektörünü buluyormuşuz. Sadece y bileşeni olan bir birimlik şöyle bir vektör buluyorum. Değil mi? Ve eksi 1'e 0 noktası için mesela eksi 1'e 0 noktası için o da şu noktaysa eğer eksi 1'e 0 noktası 0'a eksi 1 vektörünü buluyorum. Sadece y bileşeni olan şöyle bir vektör buluyorum. Sıfıra eksi bir noktası için yani o noktada nasıl bir noktadır? Sıfıra eksi bir noktası şu noktadır değil mi? Nasıl bir vektör buluyorum? 1'e 0 vektörünü buluyorum. Yani şöyle bir vektör buluyorum. İşte 1'e 2 noktası için 1'e 2 noktası nasıl bir noktadır 1'e 2 noktası? Mesela şu noktadır değil mi? 1'e 2 noktası x1, y2. Nasıl bir vektör buluyorum? Eksi 2'ye 1 vektörünü buluyorum. Yani x yönünde 2 birim negatif yönde gideceğim ve 1 birimde ne yapacağım? Y pozitif y yönde ilerleyeceğim. Dolayısıyla şöyle bir vektör buluyor olacağım. Ve başka 2'ye 2 noktası için mesela 2'ye 2 noktası için ise 2'ye 2'de şöyle bir noktaysa eğer değil mi? Şu noktaysa 2'ye 2 noktası nasıl bir vektör buluyor olacağım? Eksi 2'ye 2 vektörünü buluyor olacağım. Yani 2 birim negatif x yönünde değil mi? Ve de 2 birimde pozitif y yönde gidersek belki şöyle bitiş noktası olan böyle bir vektör buluyor oluyorum. Dolayısıyla vektör alanı aslına bakarsanız nasıl bir şey oluyor bu şeklin? Biraz hayal etmeye çalışırsak 0'a 0 için düşünürsek tabii ki yine 0'a 0 vektörünü buluyorum. Dolayısıyla şöyle bir şey oluyor aslına bakarsanız. Şöyle sanki dönerek böyle bu noktanın orijin etrafında dönerek giden bir değil mi vektör alanı böyle girdap gibi ve dışa doğru gittikçe yani orijinden uzaklaştıkça da bu vektörlerin boyları büyüyor. Yani vektör alanın kuvvetleniyor gibi düşünebiliriz. Dışa doğru gittikçe ya da hız olarak düşünürsem dışa doğru giderek hızlanıyor değil mi girdap. İçe doğru da döne döne ne yapıyor? Küçülerek yaklaşıyor bu orijine. Böyle bir vektör alanı. Tabii ki burayı böyle mümkün olduğunca çok çizip doldurabilirdik. Ama ben şimdi böyle hazır bir çizilmiş bir bu vektör alanı gösteren bir şekil göstermek istiyorum. Mesela buna bakarsak eğer şunu birazcık küçültmeyi deneyeceğim ama nasıl yapalım? Ya da küçültmeyelim hiç böyle dursun. İşte buradaki fx virgül işte buradaki ne diyelim? G x virgül y eksi y'ye x vektör alanını düşünürseniz böyle bir görünümü olacaktır. Biraz önce çizmeye çalıştık ama hepsini yapmadık. Yeterince çok çizersek
böyle görünümde bir vektör alanı elde edeceğiz. Orijinden böyle uzaklaştıkça vektörlerin boyunun büyüdüğünü görüyorsunuz. Ve de ne oluyor? Böyle dönerek gidiyor değil mi? Böyle dönerek gidiyor böyle girdap gibi. Ve böyle bir görünüme kavuşuyor. Eğer düzlemde yeterince çok vektör çizerek bakarsanız. Dolayısıyla bu vektör alanı da böyle gösterebiliyoruz gördüğünüz gibi. Farklı farklı çeşitli tipte fonksiyonlar, vektör alanları oluşturabiliriz bu malzemeyi kullanarak. Vektör bu fonksiyonları kullanarak diyelim. Ve bunların üzerinde çalışıyor olacağız. Vektör alanıyla ilgili birçok bunu malzeme olarak kullanarak birçok işlem yapıyor olacağız. Üzerine düşünüyor olacağız. Bu bir başlangıç olsun ve bu videoda bu kadar olsun.